Merhaba arkadaşlar. New York'ta güzel, güneşli bir sonbahar günü. Ağaçlar sararmış, harika bir manzara. Hemen evimin yakınındaki bir parktayım. Bugünkü konumuz, hani bir süre böyle masada oturursunuz, çalışırsınız veya televizyon izlersiniz ya da yemek yersiniz. Şöyle bir kalkarken şöyle bel ağrısı, belinizi tutarak kalktığınız oluyor mu? İşte bu video sizin için. Bel ağrısı için arkadaşlar. Bel ağrısı giderme videosu bu. Bel ağrısının birçok sebebi olabilir. Bu biraz sonra anlatacağım konu. Bel ağrısının ana sebeplerinden bir tanesidir. Postürel bir bozukluktur. Bu nedir? Biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar günde kaç saat oturuyoruz hiç düşündünüz mü? Öğrencisiniz veya okulu bitirmişsiniz, bir yerde masa başında çalışıyorsunuz. Kaç saat oturduğunuzu düşündünüz mü? Sabah kalktınız, kahvaltı yapıyorsunuz, bir yarım saat oturdunuz. Ondan sonra işe gidiyorsunuz. Özel arabanız varsa şahsi aracınızda oturdunuz. Ya da şanslıysanız belediye otobüsünde yer buldunuz, oturdunuz. İşte bir saatiniz öyle geçti. İş yerine geldiniz, 9 saat oturdunuz. Öğlende yemek yediniz, oturdunuz. Etti size 10 saat. Tekrar eve geldiniz araçla 11 saat. Akşam yemeği yediniz 14 saat. Ondan sonra biraz telefonla uğraştınız, sosyal medyaya baktınız, televizyon izlediniz filan. Yani bir 15 saat filan yaklaşık oturuyoruz arkadaşlar. Yani 24 saatin 14-15 saati oturuyoruz. Şimdi 14-15 saat oturduğumuzda vücutumuzda neler oluyor? Kaslarda neler oluyor? Bel ağrısına neler sebep veriyor? Onu birlikte inceleyelim. Arkadaşlar oturduğumuzda şu pozisyonda şurada gördüğünüz kalça kemiği yani pelvis dediğimiz kemik şu gördüğünüz kassa psoas majör kası. Birazdan detaylıca inceleyeceğim. Bu video biraz uzun olabilir. İşin mantığını anlayın, işin anatomisini anlayın, neler olup bittiğini iyice anlayın diye detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizi çok fazla anatomik terimlere boğmamaya çalışacağım. Şimdi burada oturduğumuzda bu hip fleksör dediğimiz kalçaya fleksiyon yaptıran şu psoas majör kası gevşemiş durumdadır. Gevşemek zorundadır. Çünkü kalçaya fleksiyon yaptıran hareket o kastır. Tabii bunun gibi birçok kas var. İlyakus denir buna. İlyakus kası var. Psoas majör, psoas minör. Bu ana kastır. Bunun dışında bacakta da işte rectus femorisler var, adduktör kasları var, adduktör magnus, brevis, gracialis filan. Birçok kas hip fleksiyonu yaptırıyor. Yani kalçaya fleksiyon yaptırıyor ama ana kas bu. Şimdi bu kas oturduğumuz zaman bu kas ve diğer kaslar kısalmak zorunda, gevşemek zorundadır. Yani biz kalçaya şu hareketi yaptırdığımızda yani şöyle elini tutun, dizinizle zorlayın. O kas şu anda içeride kasılıyor. İşte bu gösterdiğim kas, psoas majör. Şimdi biz günde 14-15 saat bu şekilde oturduğumuzda o kas ne oluyor? Kısalıyor, gevşiyor ve her gün 14-15 saat oturduğunuzda hesap edin yılda kaç saat yapıyor. O kas bir süre sonra kısalmış olarak kalıyor. Yani kası bu kasın normal boyutu aşağı yukarı 40 santimetreye kadar ulaşır. Örneğin oturmuş pozisyonunda bu kas belki 25 santimetre oluyor. 25 santimetre
Kalktığınızda tekrar açılıyor. Belki 30 santimetre, rakamları biraz atıyorum, 30 santimetre falan kasılmış olarak kalıyor. Dolayısıyla biz, bak düşüyordum az daha, biz normal oturuş pozisyonundan kalktığımızda o kısalmış kas bizim tamamen postürümüzü, kalçamızı öne doğru atmamızı engelliyor. Yani normal postürde olmamızı engelliyor. Bu kas yapısı gereği içeride omurgaya, lumbar bölgeye bağlandığı için bizde şöyle bir pozisyon oluşturuyor. Yani buna lumbar lordosis diyoruz. Hatta şöyle ceketi çıkartıp öyle göstereyim. Yani şu pozisyon. Belin içeride, kalçanın dışarıda olması pozisyonu. Zaten beliniz ağrıdığında yürüyüş pozisyonu insanların budur. Yani kalça dışarıda, bel daha içeridedir. Genel olarak söylüyorum. Şu. Çünkü o kas omurgayı öne doğru çekiyor. Birazdan anatomik olarak anlatacağım. Bizim dik durmamızı engelliyor. Postürümüz bu şekilde olduğu için biz bel ağrısı çekiyoruz. Hemen ceketimi giyeyim. Çünkü New York'ta hava gerçekten güneşli olmasına rağmen soğuk. Şimdi bunun birçok sebebi de var oturma dışında. Hemen bu videoyu kısaca izleyelim. Biraz sonra işin anatomik kısmına ve bunlar için bunu nasıl düzelteceğiz, hangi egzersizleri yapacağız göreceğiz. O videoları geçeceğiz. Arkadaşlar, şimdi lower cross sendrom denilen bir sendrom var. Bir önceki videoda anlattığım upper cross sendromu izlemediyseniz o videoyu da izleyin. Özellikle kifoz, kambur durma, postür bozukluğu için yaptığım güzel bir video. Detaylı anlatımlı olan. Bu da lower cross sendromu. Onun bel bölgesini ilgilendiren. Şimdi bizim o lordoz oluştuğu zaman, lordoz arkadaşlar dediğim gibi şu kıvrımın öne doğru gelmesi, biraz önce gösterdiğim gibi kalçanın dışa doğru çıkması. Bakın şu eğim fazlalaşıyor öne doğru. Bu normalde zaten eğimlidir bu omurga spine. Yaklaşık 30 derece bir eğim vardır burada. Bu eğim atıyorum 35 dereceye çıkıyor. Çünkü buradaki kas omurga yöne doğru çekiyor. Şimdi burada bazı kaslar kısalıyor, bazı kaslar aşırı gerilmiş oluyor. Burada bel bölgesi, çapraz dedik ya, cross, upper cross sendromunda olduğu gibi lower cross'a da aynı durum var. Kısalmış lumbar ekstansör kasları, yani bel bölgesindeki kaslar, erektör spinenin lumbar bölgesi ve kısalmış kalça fleksörleri. Biraz önce ne dedik? Psoas grubu, psoas majora gösterdiğim işte 40 cm kadar boyuta ulaşabilen kas. Psoas major ve diğer kaslar. Dediğim gibi aktüktör grubu, quadricepslerin bir tanesi rectus femoris, çünkü o da kalça eklemini geçer filan. Birazdan gireceğiz. Bir de bunun karşılığında gerilmiş zayıf kaslar var. Nedir bunlar? Gerilmiş zayıf kalça kasları, gerilmiş zayıf, bunu iki kere yanlış yazmışım. Şu gerilmiş zayıf kalça kasları olan yer gerilmiş karın kasları olacak arkadaşlar. Burası gerilmiş karın kasları, bu aşağısı gerilmiş zayıf kalça kasları. Yani aşırı gerilmiş karın kasları, aşırı gerilmiş kalça kasları ve karın kasları. Bunlar aşırı gerildiği için zayıf durumlar. Gergin kas, aşırı gerilmiş kas zayıf durumdadır arkadaşlar. Buna neler sebep oluyor? Dediğim gibi oturmanın dışında çeşitli faktörler var. Bakın kilo, aşırı kilo, obezite. Yine mantık aynı. Ön tarafta bir ağırlık olduğunu düşünün. Ağırlık omurganızı, bel bölgesini öne doğru çekiyor. Bu lordoz sebeplerinden bir tanesi. Evet, yer çekiminden dolayı göbeğin aşağı doğru çekmesi.
Aynen. Gördüğünüz gibi bakın şurada omurgaya. Hemen şöyle biraz geri gelelim. Bakın omurgaya nasıl öne doğru eğim artıyor. Bu. Bir de tahmin edeceğiniz üzere hamilelikte lordoza sebep oluyor. Niye? Karında bebek var, bebeğin verdiği bir ağırlık var. O ağırlık da öne doğru omurgayı çekiyor. Zaten hamilelikte de birçok kadın bel ağrısıyla karşı karşıyadır. Yani dediğim gibi omurganın alttaki eğimin işte bunlar lumbar bölgedeki vertebralar, sakrum kemiği üzerindeki işte L5, L4, L3, L2, L1 lumbar vertebralar bunlar. Yani bel bölgesindeki omurlar. Bakın burada da tekrar lordozun öne doğru çekimini görüyorsunuz. Şu. Bunu biraz daha bir daha izleyelim. Şöyle yapalım. Evet. Öne doğru eğilmeye bakın lordozda. Görüyor musunuz şu kısma? Lordoz. Evet. İçe doğru bükülme. Bir de dediğim gibi bu oturur pozisyonda şuradaki omurganın öne doğru eğilmesi. Sanırım konu anlaşıldı. Kısaca bir anatomik yapısını o kasları bir görelim. Nerede olduğunu, nasıl birbirleriyle etkileşimde olduğunu anatomik olarak açıklayalım. Evet hemen kasların durumuna bakalım arkadaşlar. Ne dedik? Bel bölgesinde gerilmiş ve kısalmış kaslar var. Lower cross syndrome. Önce kısalmış kaslar neler? Hani biraz önce anlattığım kalça fleksörleri, psoas majör, iliakus grubu dediğim kas grubu hemen inceleyelim. Biraz şöyle yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar burada biraz önce bahsettiğim kas şu. Bu kas psoas majör kası. Bir de şurada bunun minörü var. Bu da psoas minördür. Bu minör bazı insanlarda bulunmaz. Yani genetik olarak bulunmaz. Şimdi bu psoas majör kası esas probleme yol açan kas. Niye? Bakın bu psoas majör kası L1 ile yani lumbar birinci vertebra ile lumbar beşinci vertebraya bağlanıyor. Dur bakayım şöyle arkadan. Dur bakayım hatta şöyle yapabilir miyiz? Bu kası biz ayıralım. Şöyle yapalım. Ayrı gösterelim aynen. Bu kası ayrı gösterelim. Şöyle yapışma yerlerinde gösterelim. Bakın. Ne dedik? Lumbar. Birinci vertebrayla lumbar beşinci vertebraya bağlanıyor. Bakın. Şu. Bu kasın görevi arkadaşlar ne yapmaktı? Biraz önce söylediğim gibi kalçaya fleksiyon yapmaktı. Yani bu kas yukarı kısaldığında yani oturup pozisyonunda sürekli durduğumuzda bu kas kısalıyor. Kısalmak zorunda çünkü bu kasın zaten görevi bu. Şimdi bu kasın bu psoas majör kasının bir hip fleksiyon yaptıralım. Kasın nasıl kısaldığını siz de görün. Kalçaya fleksiyon yaptırdığımız zaman şöyle biraz büyütelim. Şöyle çevirelim. Evet, şu durumda şöyle 90 derece fleksiyonda durduralım. Bakın. Kas kısalmış durumda. Şimdi bu kasla birlikte kalçaya fleksiyon yaptıran başka kaslar da var. Ama bizim şu anda omurgayı öne iten kas bu. Fokus olmamız gereken kas bu. Hemen burada konu gelmişken şu diğer kaslara da bakalım. Bakın şu kaslarda, bu kaslarda kalçaya fleksiyon yaptıran diğer kaslardır arkadaşlar. Şu rectus femoristir. Şunlar
şu sartorius'tur. Şurası iliakus'tur. Hatta şu iki kasa iliakus denir. Ondan sonra bunun da biraz şeye var, kalçaya yardımı var. Tensor fasciae latae dediğimiz kas. Ama çok güçlü bir fleksiyon değil. Bu daha çok böyle yana abdüksiyon yaptığımızda, bacağı yana doğru şu hareketi yaptığımızda kullanmamız bir kas. Bu içeride de adüktör grubu var. Adüktör işte magnus var. Şurada adüktör longus var. Şurada bir de küçük bir kas var arkadaşlar. Kısa bir kas. Pectinalis diyor. Bu da kalçaya fleksiyon yaptır ama bunların esas görevi zaten kasın durumuna baktığınızda adüksiyon yaptırmaktır. Yani biz hani bacakta şöyle kapatma hareketi yapıyoruz ya. Yani içe doğru şu bacağı attığımızda kullandığımız kas. Yani şunun tam tersi agonist antagonist ilişkisi olan kas. Yani bu dışa açtırıyor bacağı. Şu tensör fasciae latae. Adüktörler de içe attırıyor ama bunlar aynı zamanda kalçaya fleksiyona da yardım ediyor. Şimdi bu kısaldığı zaman ne yapıyor? Vertebrayı öne doğru çekiyor arkadaşlar. Vertebrayı öne doğru çekiyor. Şimdi bizim bu kası gerdirmemiz lazım değil mi? Kas kısalmış. Bizim bunu gerdirmemiz lazım. Nasıl gerdireceğiz? Hemen ondan bahsedelim. Ondan önce aslında bu kas kısa mı değil mi? Bunun da bir testi var. İsterseniz o teste bakalım. Bu kas kısalmış mı? Onu kendiniz test edebilirsiniz. Ondan sonra o kası nasıl gerdireceğiz? Nasıl stretching yapacağız? Onu izleyip oradan konumuza devam edelim. Şu anda yapacağımız test kalça fleksörlerinin kısa olup olmadığı, yani kasılmış olarak kalıp kalmadığını anlamak için yapacağımız bir test. Bunun için bir masaya ihtiyacımız var ya da yüksek bir sehpaya ihtiyacımız var. Salondaki benchler olmaz çünkü alçak kalır, ayaklarımızın yere değmemesi lazım. Bunun için sehpanın en ucuna oturuyoruz. Şu hamstringlerin bağlandığı ischial tuberos dediğimiz kalçanın alt tarafındaki kemikleri şu köşeye oturuyoruz. Hatta bunu İngilizce'de sit bone derler, oturma kemikleri. Onu oraya oturtuyoruz. Çok önemli, geride değiliz, ucundayız. Ondan sonra geriye doğru yatıyoruz. Test edeceğimiz sağ kalça fleksörleri. Sol dizimizi iyice kendimize çekiyoruz. Ve dizimizin, sağ bacağımızın pozisyonuna bakıyoruz. Eğer bu düz ise demek ki kalça fleksörleri normal. Benim şu anda sanırım düz gibi. Eğer yukarı kalkarsa, yani biz bunu çektiğimizde bu da böyle şu şekilde yukarı kalkarsa demek ki kalça fleksörleri burada normal, kısa. Yani bunun kalça fleksörlerinin de detaylı testleri var. İşte bacak dışarı döndüğü zaman işte hangi kalça fleksörleri veya bacak böyle kalktığı zaman falan, ama yani bu biraz daha ileri seviye, sizin bilmeniz gereken şu. Düzse normal. Kalkıksa demek ki kısa. Kalça fleksörlerini nasıl stretching yapacağız, nasıl gerdireceğiz? Bunun için size harika bir yöntem göstereceğim. Yüksek bir sepa kullanıyoruz. Sepaya yan tarafına, kenara sıfır olacak şekilde yatıyoruz ve bir tane de ağırlığa ihtiyacımız var. Gerdirmemiz gereken sağ kalça fleksörlerini geldiriyoruz. Şimdi bunu gerdirdiğimiz zaman çok fazla gerdirme imkanımız olmuyor. Çünkü burada kas da çekiyor bacağı. Bunun için buraya bir ağırlık koymamız lazım. Bir tane ağırlık koyun ve bunu tutabilirsiniz. Şu. Ağırlığı elinizde.
Sen şuradan baskın ki şu anda ben çok güzel hissediyorum kalça fleksörlerimdeki gerilmeyi. Bu şekilde yaklaşık 30 saniye kadar tutup ondan sonra dinlenin. Biraz. Ve 30 saniye kadar sonra tekrar stretching yapın. Ondan sonra diğer bacağa geçebilirsiniz. Aynı şekilde masanın kenarına gelin. Şu. Evet, şu anda hissediyorum. Yine 30 saniye kadar durun. Her iki tarafa bunu 5-6 kez yapın arkadaşlar. Evet, kalça fleksörleri için başka bir gerdirme yöntemi. Bunu evde de yapabilirsiniz, bunu ofiste de yapabilirsiniz. Özellikle çok fazla oturduğunuzda kısalan, kasılan kalça fleksörlerini gerdirmek için. Arada ofiste, masanızda kalkın. Yani bunu günde birkaç kere yapabilirsiniz. Kalkın, masada çalışıyorsunuz. Kalkın, sepaya, sandalyenize bir bacağınızı koyun. Şu. Öne doğru inmeyin, dik durun. Zaten siz geriye doğru geldikçe şuradaki gerilmeyi hissedeceksiniz. ...30 saniye... ...ondan sonra... ...hemen bacak değiştir. Geriye doğru. Öne doğru yatmayın. Çünkü geriye doğru yatmamız lazım ki... ...ekstansiyon yapmamız lazım kası gerdirmemiz için. Zaten öne doğru yatarsanız bir rahatlama hissedersiniz. Geriye doğru yattığınızda... ...gerilme hissederseniz 30 saniye. Harika, şu anda bir gerilme var. Bunu bacak değiştirerek 4-5 kez yapın. Her gerdirme yaklaşık 30 saniye sürsün. Diğer bir stretching yöntemi, bu foam rollerlardan kullanabilirsiniz. Evde veya salonda varsa kullanabilirsiniz. Bunda da yine kalçanızın üstünde tutuyorsunuz roller'ı. Kalçanın hafif üstü diyebilirim. Yine bacağı gerdir. Diğer bacağı çek. Belinize bastırabilirsiniz. 30 saniye. Sonra bacak değiştir. Evet, diğer bir gerdirmemiz gereken kalça fleksörlerinden adduktör grubu. Kalçanın esas ana fleksörleri iliyosoas grubu, iliacus ve psoas majordur ama diğer başka kaslar da var. Rectus femoris gibi quadricepslerden bir tanesi. Çünkü o da kalça eklemini geçer. Kalça eklemini geçen bir de adduktör kasları var. Adduktör magnus brevis gibi, sartorius gibi. Dolayısıyla onları gerdirmek için adduktör makinesi kullanıyoruz. Yani bu bacaklarımızı içe kapatma makinesini kullanıyoruz. Ama bu makineyi stretching için kullanıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Makineye oturun. Yani bu normalde şu hareketi yaptığımız bir hareket. Bu hareketi yapmayacağız biz. Bunun tersi. Makineyi açın sonuna kadar. Kapatın. Bacaklarınızı oturtun. Yavaş yavaş gerdirin. Yani şu adduktör bölgesini gerdiriyoruz. Burada ellerinizle isterseniz biraz daha gerdirmek için makineye hafif baskı yapabilirsiniz. Hafif öne eğilin. Böyle ben daha iyi bir rahat ediyorum. Kalçanız sepa yapışsın. Gerdir.
Aa, şurada gergin hissedi. 30 saniye. Makineyi tekrar kapat. Kalk. Güzel. Bunu da yine 4-5 set 30'ar saniye yapacaksınız. Kalçanın diğer fleksör kaslarını gerdirmek için. Şimdi bizim bu kasları gerdirdik değil mi? Kalçaya fleksiyon yapan kaslar kısaydı. Bunları gerdirdik. Bunun testini de yaptık. Ondan sonra başka hangi kaslar var? Kısalmış bel bölgesi kasları vardı, hatırlayın. Lumbar kaslar var. Lumbar erektör spina kasları vardı. Onu inceleyelim. Onu nasıl stretching yapacağız? Ona da bakalım. Evet, diğer kısa kas lumbar bölgedeki kas. Yani bel bölgesindeki kas, şuradaki kas. Burada neler var? Hemen onlara da bakalım. Şu latissimus dorsi'yi kaldıralım ortadan. Bunu da kaldıralım. Şurada serratus posterior var. Geçenki videoda omuz kamburluk videosunda bunun anterioru vardı, onu anlatmıştık. Bizim işte kısalan kaslar şunlar arkadaşlar, bakın. Şu erektör spina kasları. Bunlar birkaç tanedir orada. Şu mesela iliocos costalis. Hemen bunun yanında longissimus var. Diğer sağ taraftaki longissimus. Şunları da dur bakayım. Şöyle kaldırıp biraz daha iç kısma gelelim. Çünkü bu içte multifidus kasları vardır. Bu iyice vertebraya çok yakın olan kaslar. Multifidus şu. Bir de şunların çok içerisinde rotator kaslar olacak. Bilmiyorum görebilecek miyiz. Ha, şurada bakın. Bu lumbarum. Interspinalis. Dur bakayım buradan girebilecek miyiz oraya. Lateral interspinalis. Neyse şunları da bir kaldıralım şöyle aslında. Yani ne oluyor? Bu bel bölgesindeki kasları da bizim gerdirmemiz lazım. Çünkü buradaki kaslar tekrar kasları geri koyalım. Buradaki kasları bizim gerdirmemiz lazım. Dolayısıyla bunun için neler yapacağız? Nasıl bir stretching uygulayacağız? Hemen onu inceleyelim. Evet arkadaşlar, lower back dediğimiz şu kısım erektör spine kasının, bu boyundan başlar kuyruk sokumuna, sacruma kadar kasın şu kısmı da daraldığı için, kasıldığı için bunu gerdireceğiz. Bu back extension dediğimiz makineyi boyunuza göre ayarlayın. Boyunuza göre nasıl ayarlayacaksınız? Yattığınızda şu öndeki kemikler makinenin hemen üstünde olsun. Sal geriye. Bu. Şurayı gerdiriyorsun. Rahatla. Bir 30 saniye kadar bekle. Rahatla. Biraz hamstringlerin de gerildiğini hissedeceksin. Ama bel bölgesinde de müthiş bir gerilme var şu anda. Gerdirme var. Stretching var. Hem iyi hissettirir bu. 30 saniye bekle. Biraz dinlen. 20-30 saniye dinlen. Ondan sonra tekrar. Saniye dinle. İleri doğru buradan tutup biraz daha çekip biraz daha gerdirme yapabilirsin. İkinci bir stretching'de yerde dizüstü çök. Şu. Bu
Bunu da pek ben hissetmiyorum ama deneyebilirsiniz. Yani bunun kadar etkili değil. Diğer daha etkili versiyonu şu. Dizleri hemen kır, hamstringleri rahatlat. Ayak bileklerinden tut öne doğru şu. Bakın bunu da hissedersiniz. 5-10 saniye bekle, öne doğru çek kendini. El bileklerinden. Bekle, çek. Biraz bekle, çek. Yani bekle, bekle öne doğru, bekle öne doğru. Bunu da 30 saniye, hatta 40 saniye kadar yapabilirsiniz. Yine 4-5 set bel bölgesi için güzel bir gerdirme hareketi. Evet, kısalmış kasları hallettik, kasılmış kasları hallettik. Şimdi bu kasların tersi olan gerilmiş kasları halledelim, onları güçlendirelim. Arkadaşlar, kaslar agonist antagonist çalışır. Yani karşılıklı. Benim bisepsimi kastığım zaman, örneğin barbell curl yaptığım zaman benim trisepsim uzamak zorunda, gevşemek zorundadır. Tam tersi, triseps çalıştığım zaman, trisepsim kasıldığı zaman bisepsim uzamak, genişlemek zorundadır. İşte buradaki mantık da bu. Lower cross'ta. Yani bir kaslar kasılmış, onun tersi kaslar da gerilmiş durumda. Hemen o gerilmiş kasları, gerildiği için de zayıflamış kasları nasıl iyileştireceğiz ona bakalım. Bizim bu kasları güçlendirmemiz lazım. Ne var? Bu kaslardan core bölgesi dediğimiz kaslar. Arkadaşlar burada birçok kas var karın bölgesinde. Bu kaslar böyle, kimisi böyle gelir, kimisi böyle gelir, kimisi böyle gelir. İşte rectus abdominis böyle gelir, external oblik böyle gelir, internal oblik onun tersi gelir, transverse oblik böyle gelir. Niye böyle böyle zikzak filan şeklinde? Çünkü bu 12. costadan, ne derler ona Türkçesi? Neyse unuttum, rib İngilizcesi. Kaburga kemiği, kaburga kemiği değil mi? Onun altında kemik yok. Dolayısıyla burada organlar var, işte mide var, böbrek var, ne bileyim ben bilmem ne var, bağırsaklar var. Bunların koruması için kaslar böyle örgü gibi örülmüştür orada. Hemen şurada en başta bizim external oblik var. Şu kası hemen böyle şöyle atalım bu kası. Altında ne var arkadaşlar? Internal oblik var. Karın kası bu. Hemen onun altında ne var arkadaşlar? Rectus abdominis var. İşte bu six pack dediğimiz kas. Hatta şuradan da atalım onları. Şöyle rahat gözüksün. Bunları da atalım. Onun altında ne var? Transverse abdominis var. Yani o da liftleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Zaten ismi de oradan geliyor. Transversus abdominis ismi. Bunu da kaldırdığımızda altta biraz önce anlattığım psoas grubu geliyor. Psoas majör kası. Şimdi bu karın kaslarını bizim nasıl güçlendirmemiz lazım? Hemen ona gelelim. Evet, zayıf olan karın kaslarımızı güçlendirmek için yaptığımız bir hareket, benim favori hareketlerimden birisi. Cable crunch ya da rope crunch. Cable makinesinde robu takın, halatı takın, dizlerinizin üstüne oturun. Aranızı aşağı yukarı bir 50 santimetre kadar mesafe bırakın. Uygun kiloyu ayarlayın. Şu. Başınızı kollarınızın arkasına koyun. Arasına koyun. Öne doğru eğil. Karnı sıkıştınız. Kalk. Karın düzleşir tekrar. Bunu yaklaşık bir 20 tekrar civarında yapın. İkinci versiyonu yan karın kasları için, yani external, internal oblikler için yaptığımız ikinci versiyonu göstereceğim. Bu ilk yaptığım rectus abdominus'tu daha çok. Yani bütün karın kasları çalışır ama ana hedef rectus abdominus'tu, o six pack dediğimiz. Şimdi bu yanlardaki
O Adonis kası denilen external internal oblikler için. Yine aynı şekilde aynı pozisyon. Bu birinci versiyonu. İkinci versiyonu şuydu arkadaşlar. Düzelt. Bu. 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 Sol taraf. Sağa çalıştırmak için. Düzel. Düzel. Yani bunu tek taraflı yapabilirsiniz. 21 taraf, 21 taraf ya da çift taraflı şöyle de yapabilirsiniz. Bir. Diğer tarafa. İki. Bir. İki. Hatta bunu isterseniz üçlü kombinasyonda yapabilirsiniz. Bir. Düzel. İki. Düzel. Üç. Düzel. Bir. Düzel. İki. Düzel. Üç. Düzel. Dediğim gibi benim favori hareketlerimden birisi karın kaslarında yine bir direnç karşısında, bir ağırlık karşısında zorlayarak çalıştırırsak neticede orada bir kas çok büyümeye meyilli olmasa da çünkü stabilizasyon kasıdır. Gövdeyi stabilize eder. Ama yine de bir kastır. Dolayısıyla bir direnç karşısında çalıştırmak lazım. Evet, diğer bir hareketimiz short crunch, karın kasları için adı üzerinde. Kısa crunch, yere uzanın. Dizlerinizi kırın. Eliniz başınızın üzerinde olsun. Burada boynu zorlama değil. Kısa şu. Kalk, bir iki saniye bekle, sıkıştır. Geriye. Ama omuzlarınız yere değmesin, 3-4 santim boşluk kalsın. Boom. 2 saniye bekle, geri gel. Boom. 2 saniye bekle, geri gel. Boom. Bunu yine external oblikler için ikinci versiyon. Boom. Bekle 2 saniye gel. Boom. Bekle gel. İsterseniz ilk üçünü karıştırabilirsiniz. 1. Geri gel. 2. Geri gel. 3. Geri gel. 1. Yat. 2. Yat. 3. Ya bunu yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Failure yani en dibine kadar yapıyorsunuz. Artık böyle yapamayacak hale kadar gelene kadar yapıyorsunuz. Herhalde bunu kimisi belki 5 tane yaptığı zaman o hale gelir. Kimisi 20 tane yaptığı zaman o hale gelir. Bu da karın kasları için harika bir egzersizdir. Evet, diğer bir kasımız gerilmiş olan diğer bir kasımız da kalça grubundaki kaslar. Yani gluteus grubu. Gluteus grubu da arkadaşlar karın kaslarında olduğu gibi gerilmiş durumdadır, zayıf durumdadır. Dolayısıyla bizim bu kasları güçlendirmemiz lazım ki postürümüz yerine gelsin. Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz anladınız mı arkadaşlar? O lordoz oluşan bel bölgesinde şu oluşan kısmı, ben biraz abartıyorum rahat anlaşılsın diye. Şu kısmı düzeltmemiz lazım. Bel bölgesini ki postürümüz yerine gelsin. Lumbar, omurga öne doğru çekip bel ağrısı yapmasın. Hemen kalça kaslarını inceleyelim. Kalçada da bir sürü kas var. Bu gluteus maximus kasıdır. Kalçaya ekstansiyon yaptıran ana kastır. Hatta biz bunu şöyle bir ayıralım, gösterelim. Yani kalçanın ekstansiyon yaparken çalışmasını görelim. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Yani şurada durduralım, biraz yaklaştırıp bakalım. Evet. Gluteus maximus. Tabi kalçaya fleksiyon düzeltiyorum. Ekstansiyon yaptıran burada hamstring grubu da var. Ama bizim şu anda ilgilendiğimiz bu kalça kaslarını, gluteus grubunu güçlendirmek. Hemen kaldıralım bunu. Altında ne var onları inceleyelim. Hemen şurada gluteus medius kası vardır arkadaşlar. Kalçanın hemen yan kısmında olan kastır. Gluteus medius kası. Onu da kaldıralım.
Bir de şurada gluteus minimus kası vardır. Bunu da şöyle şey yapalım. Hatta şöyle yaklaştırarak gösterelim. Evet. Şu. Gluteus minimus. Bunu da kaldıralım. Yani tekrar edelim. Gluteus maximus. Hemen şurada gluteus medius. Sağ tarafta hemen altında da gluteus minimus var. Burada da bir piriformis kası var şurada. Sanırım evet piriformis. Bu piriformis kası da ayrı bir video konusu olsun. Bu da çünkü siyatik ağrısı yapıyor. Bacak düşme yapıyor. Fıtık gibi belirtileri oluyor. Bunun altından siyatik sınırı geçiyor. Bizim kalça kaslarını da güçlendirmemiz lazım. Kalçayı güçlendirecek neler yapabiliriz? Onu izleyelim. Evet, hip thrust'ta aslında benim en sevdiğim Smith Machine'de bu hareketi yapılması. Ya da aslında bunun makinaları var ama birçok salonda yok. Yoksa Smith Machine'i kullanabilirsiniz. Sepa'yı paralel olarak, bara paralel olarak yapışların arada aşağı yukarı bir boy uzunluğunuza göre 50-60 cm boşluk olsun. Ağırlık arttıkça buraya gelen baskı artar. Buraya bir minder koyabilirsiniz. Yere oturun. Omuzunuzu yaslayın. Buradaki anterior superior leg spine dedim şu kemiğin hemen altına barı yerleştir. Aç. Aşağı in. İyice in. İyice kalk. 2 saniye bekle. 2. 3. Bunu arkadaşlar ortalama 15-20 tekrar arasında yaklaşık 5 set kadar yapacaksınız. Diğer versiyonunda bunun bir dumbbell alıp bunu barda yapabilirsiniz. Barda diyorum, sepada. Dumbbell'e otur. Şu. Hop. 2 saniye bekle, indir. İyice aşağı, iyice yukarı burada sıkıştır. Bu da diğer versiyonu kalçayı güçlendirmek için. Evet arkadaşlar, lower cross sendromu uzun süre oturmaktan ya da fazla kilodan veya hamilelikten dolayı oluşan postürel bir bozukluktur. Bu lower cross sendromu lordoza yol açar. Yani bel kıvrımının artması. Bazı mesela şeyler de bu Afrikalı kadınlarda lordoz fazladır. Genetik yapılarından dolayı hani böyle zenciler vardır ya kalçaları güzel yuvarlak büyük bakarsın böyle veya Kim Kardashian. Bunların aslında bazılarında lordoz vardır. Yani bir postürel bozukluktur o. Çünkü omurga öne doğru çıktığı zaman kalça dışarı çıkar. Dolayısıyla büyük bir kalça gözükür ama aslında postürel bir bozukluktur. Bizim burada yaptığımız daha çok özellikle uzun süre oturmaktan dolayı, dedik ya günde 14-15 saat oturmaktan dolayı oluşan postürel bozukluğu nasıl giderebiliriz? Bununla ilgili size yardımcı olmaya çalıştım. Video biraz uzadı biliyorum ama ben kendim şahsen bir işin sistematiğini, bir işin matematiğini, bir işin nasıl oluştuğunu anlamadan o işi algılayamıyorum, öğrenemiyorum. Benim size vermek istediğim ezber değil, öğrenmeniz için mantığını öğrenmenizdi. Birçok konu var bunlarla ilgili. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese. Bol şans. Boom! Usar.
Diğer taraftan. Inner side. Inner upper peak. That's. Para çok önemli. Dolayısıyla. Bizden yağ yakmak istediğinizde ne kadar?